O kostümle de sunabilirdin Safa, ne olacak? Valla çağırdılar da gittim, yoksa gitmezdim hocam. Peki bu durumu Yılmaz Erdoğan olarak eleştir, fırça at. Sikecin zaten bitmiş. Daha önce yapmamış gibi sanki gidiyor, üstünü değiştiriyor falan. Gerek yok çocuklar böyle şeylere. Biraz... Öyle değil mi? Bir de Yılmaz Erdoğan'da ki havalandırma geri açın de. Çocuklar şu havalandırmayı da bir açın bir zahmet ya. Üst tarafının durumu nasıl? Çok sıcak ha üst tarafı yani. Çocuklar lütfen. Karşılıklı evet. Ne yapalım? Karşılıklı soru cevap mı yapalım? Yılmaz Erdoğan, Yılmaz Erdoğan mı sorsun? Kirada kimse var mı abi falan? Evet Safa. Evet, şimdiki skecimiz adım Müzeyyen. Daha önce adım Taner diye bir skeç yapmıştık biliyorsunuz. Daha ilk bölümlerde. Dur bakalım, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Adım biliyor Taner'i. Bilen var mı? Adım Taner'i bir alkışla. Şey belki ismen hatırlamayan vardır da ben açıklayayım hocam. Şey böyle engelli bir çocuk vardı. Onun hikayesiydi. Evet. Şimdi hatırlayan var mı? Çok tatlı içerikli. Evet şimdi de adım Müzeyyen geliyor. Cihan Talay, Hilmi Deler ve Batuhan Soyaslan yazdılar. Adım Müzeyyen geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Hazır değilmiş. Evet hazır değillermiş. Ben de size... Biraz daha Yılmaz Erdoğan yapayım o zaman. Yok. Başka taklit yapsın. Ne yapsın? Aa, Amerikan dublajı. Ben de seviyorum onu. Arnold amcamı çok seviyorum. Bana şiirler ve şarkılar söylüyor. En sevdiğim şiir ve şarkısı Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinden bir türküydü. Ve içinde lelele geçiyordu. O günden beri Arnold amcama lelele Arnold amca diyorum. Şimdi adım Müzeyyen geliyor. Hazırmış herhalde. Safa Sarı. Hayır bazı arkadaşlarımız kağıda bilgisayara güzel yazıyor. Bazıları da Safa gibi sahnede çok güzel yazıyor. İkisi de çok kıymetli. Adım Müzeyyen geliyor. Cihan Talay, Batuhan Soyaslan ve Hilmi Deler yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Seslendi. Yok. Taner oğlum diyorum. Unutmayayım diye oğlum olduğunu sabah egzersizi yapıyorum ben. Taner oğlum. Of anne ya. Ben de seslendin sandım. Yok annem yok. Ben sana öyle mi sesleniyorum? Nasıl sesleniyorsun? Oğlum. Taner. Böyle sesleniyorum. Bayağı farklıymış. Evet. Hadi gel ye. Al anneme. Anne pekmezi unutmuşsun yine. Ya işte önünde. Hayır bu düz tahin. Ha, ben onları karıştırıyorum ya. Karıştırmamışsın işte. Karıştırsan tahin pekmez olur. Bu düz tahin. Aman. Tamam hadi doydun mu? Yemedim ki. Bok ye. Tamam hadi kalk. Hadi daha temizlik yapacağım. İşim gücüm var Taner. Hadi ayak altında dolaşma. Allah Allah ya. Hadi git bak. Şişt. Bakayım. Nereden bakayım? Bakmadan açma sakın. Bakmadan açma. Nereye bakayım? Delikten bakacaksın. Nereden bakacaksın Taner? Tamam delikten bakacağım. Heh bak hadi. Oğlum. Annem o değil. Yukarı delik. Ay yarırım gelmiş. Ay diğer yarırım. Muah muah. Oh kurban olayım. Hanım işte izlesin. Hanım işte izlesin. Bana hanım işte izlesin. Şıngır şıngır şıngır. Evin lezzetler yok. Yok ama olsa ne olacak? Önceden de ağzıyla yapıyordu şıngır şıngır diye. Gözlükler ne alaka? Ay gözüme ne geldi? Anlatsam inanmazsınız. Heh, o yüzden anlatmayacağım.
Deli ayol bu. Ha, benmişim deli. Abla sen bir kahve yap da içelim. Heh. Nasıl yapayım kahveyi? Orta. Kız onu mu diyorum, kahve yok. Nasıl yapayım kahveyi? Hiç güleceğim yoktu. Aa, gülmedin. E yoktu işte, gülmedim. Aa. Suyundan da mı yok? Hadi bir su getir. He, su. Su bende Taner. Anlat teyzene. Su bende. Geçmiş olsun. Bakalım ne gelecek. Taner, abin aldın mı maaşını oğlum? Ha? Bilmiyorum ki teyze. Bir yazayım istiyorsan. Sor. Verebilecek misiniz bana borcu? Ha? Yaz sen. Bak acelesi yok. Yarım saate gelsin yeter. Al bakalım. Aa, hani kahve yoktu? Kız kahve yok dedim. Fincan yok demedim ki. Su? İçinde. İçine koydum suyu. Sen tabii lokum koydum ya, lokumu koyunca içinde kahve var sandın ama kahve yok Müzeyyen, su var. Aman boş ver. Olunca lokum, olmayınca bokum. Teyze abimin maaşı daha yatmamış, haftaya verebilirim anca diyor. Sesli mesaj mı atmış? Yo, yazmış. Niye söylüyorsun o zaman? Okutsana bana. Annenin yanında ayıp bir şey. Hayır, merak etmeyin, ben mesaj falan görmedim. Duymadın mı? Duymadım. Ay, annenin kafa gitti iyice. Neyse. Al abla, ben sağ ol, içmiş kadar oldu. İyi, afiyet olsun. Bugünlük günlük dozumu da aldım. Seni görelim. Ben İsmail gelmeden gideyim. Ama en heyecansız yerinde gidiyorum be Müzeyyen. Neyin? İsmail'in. Gelmemiş ya daha. Bana bak, sen almıyor musun ilaçlarını? Hangi ilaçları kız? Dur, kalktım kapıya bakayım ben. Dur dur, ben kalkmadan bakarım. Kim ki? Kim bu? Abimdir ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi, sola çekiyor biraz. İyi, hatırlat da hava basalım onu. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum, yollarda sürünüyoruz işte. Vereyim arabayı bir gün. Seninki çok yakıyor. Hadi ben gideyim. Hoş geldin teyze. Aa, çıkarken bunu diyeni de ilk defa görüyorum. Kız bize ya, sen o gözlükle görüyor mu ki? Abi geldiğinden beri çıkarmadı ha gözlükleri. Ne vallahi ya? Tamam, taktınız siz de canım, gözlüğe ne var? Ver, hava atıyorum, yeni aldım. Dur ha. Oğlum, dur. Ne oldu senin gözüne? Annen parmağını soktu. Vallahi hatırlamıyorum. Teyze. Teyzeni hatırlıyorum oğlum. Parmağını yara soktum. Onu çıkaramıyorum. Ay çıkaracaktın az kalsın, gözümü hatırlasana. Aha, burada hatırlamıyorum. Sen otur bakayım şöyle. Otur. Olsun. Ne oldu, bana doğruyu söyle. Tamam tamam. Nazar değdi. Ama kendi nazarım, merak etme. Kız ben de kimin nazarı değdiyse gözü çıksın diyecektim. Doğru diyecekmişim. Evet. Keşke deseymişim. Değil mi? Bu kadar uzatmazdık değil mi Mustafa? Aynen anneciğim. Bir müsaade et. Hadi. Bekle, geliyorum. Bu kim? Hoş geldin enişte. Buyurmaz mısın? Buyurmam. Müzeyyen burada mı? Yok de! Yok de! Anne duymuştur. Duymamıştır. Teyzen hiç konuşmadı. Nereden duyacak? Müzeyyen! Duymuş. Hayırdır enişte? Bir sıkıntı mı var? He, bir sıkıntı var. Ne olacak? Yardımcı olalım. Nasıl olacaksın? Teyzenin size yardımcı olduğu gibi mi olacak? Müzeyyen, hadi yürü gidiyorsun. Aldın mı sen bunlardan parayı? Müzeyyen! Aldın mı, almadın mı? Bize verdiğin parayı mı diyor teyze? He, onu diyorum. Teyzenin benden alıp size verdiği parayı diyorum. Tamam, tamam İsmail, yolda konuşuruz. Yol kısa. Uzun sürmesin konuşmamız ha? Tamam, tamam sen in, ben geliyorum. Hadi. Aşağıda bekliyorum. Teyzeniz zaten bu para meselesini eline gözüne bulaştırdı. Çabuk ol. Ulan ben şimdi... Mustafa oğlum! Annem daha yeni geldin işte. Nereye gidiyorsun sen? Oğlum dur dur. Ben halledeceğim onu, şey yapmayı. Tamam teyze, ben bugün o parayı bir şekilde halledeceğim. Sen merak etme. Oğlum ben sizi merak ediyorum. Siz canımsınız be. Canımın içisiniz siz benim. Bu skeçte İsmail'e bir şey olmadı. Müzeyyen'e olanı da duymadınız bile. Ölmediği için bilmiyoruz. Kaçı Şule, kaçı Emine, kaçı Müzeyyen. Hiçbir hikaye böyle bitmesin. Biz de böyle anlatmayalım. Buradan sonrası bizim hayalimiz, sizin de gerçeğiniz olsun. Eniştem hoş geldin. Al 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 al. Tut oğlum, tut 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 tut. Herkesin tuttuğu kendine. Oğlum artık onlar sizin. Tamam mı? Hadi bakalım, güle güle yiyin lan. Ya enişte ne gerek vardı ya? Ne demek ne gerek vardı lan? Biz bir aileyiz oğlum lan, Allah'ım.
Ne yapıyorsun Taner? Lan yola park eden, o kaldırıma park eden bütün arabaların tekerleklerini tek tek patlattım lan. Ne yaptın enişte ya? Şikayet edecektin, çekeceklerdi. Onu da yaptım. Böyle sileceklerini bile kaldırdım hepsinin. Sağ dikiz aynasını da kapattım. Rahat ol, o iş bende. Baldız sen ne yapıyorsun? Eniştem nasıl, iyi mi? Hiç yapma işte. Dur. Ne yapsın? Yatıyor bütün gün. Ha. Nurlar içinde yatsın işte. İlahi İsmail ya. Allah. Bak bunlar da senin. Hadi bakalım. Ne bu? Aa, ilaç almış Mustafa. Yok ben bu kadar pahalı hediyeyi kabul edemem. Ay edersin. Ben almışım da daha ne dersin? Ver abi, ver. Gitsin. Müzeyyen'im. İsmail'im. Kurban olduğum senin gözüne ne oldu kız? Ay sorma İsmail. Ne oldu? Kapının önünde halı yıkıyordum. Yukarıdan biri Müzeyyen abla, Müzeyyen abla diye seslenince döndüm baktım. Başıma sepet dönüyor. Gözüme düştü. Meğerse çekil oradan diye sesleniyormuş. Allah'ım ya Müzeyyen, sana kaç kere söyledim ya. Şu halıyı yıkama artık ya. Atalım bu halıları. Biz de ayakkabılarla gezelim ya. Ayakkabılarla evde gezmek zenginlik göstergesi biliyor musun? Sen benim zenginliğimin göstergelerini ver bakayım. Seni Allah kahretmesin. İki gün takama diye kafayı yedi. Hadi. Al, uyumcu da parlattırdım hepsini. Hadi tak bakalım. Ay. Ne yapayım? Sağ ol İsmail. Allah'ım. Çocuklara şıngır şıngır yapıyorum diye. Çocuklara şıngır şıngır. Komşuları da yapamadı şıngır şıngır ya, onun kafasını yedim. Sağ ol İsmail. Krema gibi kaptı ha. Vallahi anlattı değil mi? Şıngır şıngır. Misafirliğin kısası makbuldür Müzeyyen. Müzeyyen bu bizi gene kovdu. Hadi gidelim. Boş ver, boş ver. Hadi. İsmail. Heh. İsmail. Heh. İsmail. Ne diyorsun kız? Tamam bakıyorum. Müzeyyen benim canımdı. Heh. Sen de canıma can kattın. Vallahi enişten seninle gurur duyacak. Aa. Öyle de Allah korusun. Çarpacağız.